Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitneden kaçınmak lazım. Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Biz Türkistan Birliği'nin merkezi olan bir ülkeyiz. Bizim içimizde bir kargaşa olmaz. Yani bütünlük, beraberlik ve kardeşlik ruh içinde hareket ederiz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Makul, dengeli bir topluluğuz. Müslüman kimliğimiz, İslam ahlakına uygun tavırlarımız, geleneğimiz, örfümüz bunu bize en güzel tavır olarak sergiletiyor. Allah vatanımızı, milletimizi fitneden, kargaşadan muhafaza etsin. Fitneyi izale etsin. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Adnan Bey. Ülke yönetimine bütün el... Tamam da onu Genelkurmay Başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma o şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Değil mi? Hava Kuvvetleri Komutanı var, Kara Kuvvetleri var, Deniz Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var. Hiçbiri ortada yok. Yani öyle bir şey olduğunda, daha önceki bütün gelenekte de öyleydi, hepsi ortaya çıkardı. Bir arada beraber açıklama yapardılar. Abartılı haberler yaymamak lazım. Yani böyle kargaşaya neden olacak haberler. Onlar bazen telaşa da sebep olabiliyor, muhtedilliği kaldırabilir. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Evet. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. Genelkurmay Başkanı yok. Hava, kara, deniz kimse yok. Evet. Ama bir tek TRT'de var böyle bir açıklama değil mi benim gördüğüm? Allah hayra tebliğ etsin yani. Ben ilk defa görüyorum, dünya çapında ilk defa böyle bir şey duyuyorum ve görüyorum. Bir açıklama makul değil. TRT'de çünkü böyle bir şey olduğunda bütün haber kanallarında olması lazım. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani böyle bir şey olmazsa yetkili bir insan değil o. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. Yani ara ara yine açıklama yapmasının çok büyük fayda var. Bir de CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Sayın Bahçeli de yine MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir, değil mi, heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah PKK kudurmuş vaziyette, orada devlet kurmak istiyor artık Güneydoğu'da. Böyle bir konumda sakin olamayız. Sakin derken yani suskun olmayız. Mutlaka açıklama gerekir. Bir de parlamento mümkünse, bilmiyorum da geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Efendim? Toplansınlar tabii ya, millete adına bir açıklama yapsınlar. Meclisin etrafını güvenlik içinde tutarlar. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahbeline bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyun yapsın, buna müsaade etmeyiz. Ne ordumuza zeval gelir, ne polisimize zeval gelir, ne Türkiye'yi böldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veyahut PKK'yla olan cephedir. Ya yani onlara karşı mücadelesidir. Onun dışında bir şey yok. Dünyanın telaş etmesine de gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Bütün yurt dışında tanıdıklar yazıyorlar.
bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Yani İslam'ın nurunu yayacaklar. Türkistan Birliği'ni oluşturacaklar. Deccaliyeti yok edecekler. İngilizlerin devletinin saltanatı bitecek. PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak. Bu millet kahramandır, delikanlıdır ve kabadayı millettir. Yiğittir yani. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur, böyle şey olur mu? Canın pahasına kabul etmeyeceksin. Çok korkunç bir şey bu, çok büyük günah yani. Değil mi? İnsan hayatı pahasına bunu kabul etmez. Çünkü yaşasan ne olur ondan sonra ya? Yaşasan ne olur yani? Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha, sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Kim yaptıysa şeytanın Allah'a sığınsın. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip çekilsinler. İnşallah. Şeytan oyun oynuyor. İngilizlerin devleti büyük bir kahpelik içinde. Canlarını yaktık ya. Evet. Deşifre ettik ya. Evet. Cinnet geçirdiler. Akıllarını attılar. Hani o öyle olmaz, böyle olur diyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın istiyorsanız. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanımız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Birinci Ordu Komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz de açıklama yapsa çok iyi olur. Sakın askeri bir şey yapmasına bak. Çok önemli o. Onlar bizim çocuklarımız. Sakın ha, yani böyle heyecanlanıp şey yapmak değil de dönsünler. Yani o kadar. Neyse artık, tabii bir kanun, hukuki bir girişim de oluyor olabilir. Bunu fazla büyütmeden kapatmak lazım. Askerlere de karşı da, yani çocuklara, onlara sarılsınlar, alıp kucaklayıp bir kenara alırsınız. Yani o şekilde yapsınlar. Çocuk onlar, genç, 20 yaşında çocuklar yani. Yani öfkelenmeye gerek yok, sakın ha. Allah Allah, maşallah. Bütün Türkiye'de ezan okunuyormuş şu an camilerde. Maşallah. An. Çok güzel. Türkiye'de hiç böyle saatlerce ezan ve sela okunmadı maşallah. Allah ne güzel kendisini andırıyor. Ne güzel kendini zikre iletiyor. Hafız efendiler, müezzin efendiler dinlenip dinlenip okusunlar. Devam etsin ezanı. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Ama Allah'a çok şükür ilk açıklamamızdan sonra bir bereket, bir güzellik oldu. Hemen Tayyip Hocam açıklama yaptı. Diğer kişiler açıklama yaptılar. Hemen yatıştı elhamdülillah. Cenab-ı Allah Mehdiyet'in kalesi olan Türkiye'yi tabii ki sarsıyor ama Mehdiyet'e doğru yavaş 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 yaklaştırıyor. 2019'lara kadar, 2020'lere kadar, hatta 2021'lere kadar demeyeyim, 2021 tamam inşallah. Bu kargaşalar olur. Hiç telaş etmeye gerek yok. Daha önce de söyledim. Çok büyük olaylar da olur. Ve olacaktır da yani. Yeni söyledim değil mi? Büyük olaylar olur. Kanalın yayını da kim durdurduysa Allah razı olsun. Bir hayır vardır, hikmet vardır. Bu teknolojide görmüş olduk. Değil mi? Yani durmayız. Karşılığınızı gördüm hocam. Evelallah. Evelallah. İngilizlerin devleti lastik top gibi sıçrıyor. Hiçbir şey yapamadı. İnşallah. Hiç. Şehitler olmuş, yaralılar mı? Onlar aslan. Onlar cennet kuzusu. Oluyor bu bizim tarihimizde, bu tip şeyler oluyor. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. İnşallah. Sakın ha. Yani mesela çok büyük günah. Gölbaşı'nda Özel Hareket Dairesi Başkanı'na bu işte bu olayların ilk başlangıcında saldırdı. 17 polisi şehit etmişler. Yazık, günah değil mi ya? Evet, evet. Bu canlar PKK ile çatışıyorlar, bu aslanlar.
ne kadar büyük bir günaha girdiler. Ne kadar büyük bir hata oldu. Helikopterden falan ateş etmek, yani çok çok büyük günah. Biz o helikopteri PKK'la mücadele için aldık. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Cinnet geçirdiler. Cinnet. Elinizden gelenizi ardından koymayın. Asker bizim askerimiz. Bak aslanlarımızı kucakladık. Kışlalarına gönderiyoruz. Bizim evlatlarımız. Sen ne yapıyorsun burada? Ey İngilizlerin devleti, ne yapmaya kalkıyorsun? Ankara'da da halk çok candan, coşkuyla devletine, milletine, askerine, polisine sahip çıksın. Rica ediyoruz inşallah. Sevecen bir yaklaşımla. Bir de yollar açık tutulsun. Yani bu tip şeylerde bazen öyle yaralananlar oluyor, bir şeyler oluyor. Allah seversin. Kolay hareket etmesi için arabaların iyi olur. Ama Ankara'da, İstanbul'da, her yerde devlete sahip çıkalım. İnşallah. Millete sahip çıkalım. Askere, polise sahip çıkalım. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anons yapılsın. Çünkü bitti yani, bu konu kapandı. Birbirlerinin haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Yani askeri araç olmasa ya, otobüs getirsinler. Askeri araçlar değil de bu otobüsten sizi geldiğiniz yere götüreceğiz de sizi. Değil mi? Ya korkuyorlar şimdi çocuklar orada. Hiç haberleri yok. Yani bir izlemişler, bir olay var. Siz oraya götüreceğiz. Mühimmatınızı alın. Bütün milletimize geçmiş olsun. İnşallah. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin herkese. Uzun ömür, hidayet, nur versin Cenab-ı Allah. Yani niye böyle bir şey oldu? İşte ahir zaman. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama milletin kabadayılığı, delikanlılığı destan. Yani böyle ben bir millet dünyada tanımıyorum. Maşallah. Her zaman söylüyorum. Alayı kabadayılığı. Maşallah. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz. Olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Yani Mehmetçik halka silah sıkmaz asla. Evet. Ya Allah'tan korkar. Bizim kendi evladımız ya, olacak iş mi ya? Mehmet ne yapıyorsun falan desem bitti. Olacak iş değil o. Özel ajandır o. Ülkücüler, efendim alperenler, AK Parti gençliği, Saadet gençliği ve CHP gençliği el ele bir yürüyüş yapsalar çok güzel olur. İnşallah. Ülkücüler çok mübarek bir topluluktur. Bak her zaman milletin hayrına devreye girerler. Her zaman, her olayda yani inşallah. Çünkü Allah'tan korkan, Allah'ı seven ve devlet terbiyesi almış insanlar. Hocamız yaklaşık 12 saattir yayına devam ediyor diyor. Evel Allah'ım. Allah'ın abi senin uykun yok mu diyor. Var da ama yani şimdi önemli bir şey bu vatan, millet, bayrak meselesi şimdi. Benim uykum geldi deyip demin bir kardeşimiz vardı bayağı ferah. Onun gibi vurup kafa yatacak halimiz yok. Binin üstünde yalanan var. Hakikaten kan ihtiyacı olur. En azından tedbir olmakta fayda var. Yani rahat rahat kan bulunabilmesi için vatandaşlarımız, sağlığı saati yerinde olanlar kan versinler. Her yerde verebilirler. Yani bütün hastanelerde, Kızılay kan merkezlerinde, değil mi? Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin başvurulmasını istiyormuş polis kan için. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi. Evet.
Tamam, kardeşlerimiz Ankara Gazi'deki Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bu ibadetlerini yerine getirebilirler. Çünkü bir can kurtarmak bir dünyayı kurtarmak gibidir diyor Allah. İnşallah. Bütün insanlığı kurtarmak İnşallah. Gibidir. CHP gençliği, Milliyetçi Hareket Partisi gençliği, işte Hüdapar'da, efendim bu Büyük Birlik Partisi'nin alperenleri, aslanlarımız, AK Partili gençler, aman ha, dinlensinler, akşam sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. Çünkü İngilizlerin devleti delirdi. Deccal'ın kuyruğuna bastık ya, aklı gitti. Deccal diyor ancak bir kızma nedeniyle, kızdırma nedeniyle ortaya çıkar diyor hadiste peygamberimiz. Cinnet geçirdiler.